Merhaba değerli arkadaşlar, doğal alanlardayız ve bugün yine biraz şifalı yenilebilir bitkileri toplayacağız. Alanda oldukça fazla miktarda yenilebilir bitki var. Sonbahar ayındayız ve şu anda hemen görüyorsunuz deniz kenarında bir bölgedeyiz. Burada birbirinden faydalı yenilebilir bitkiler var. Yani sonbaharda çıkan faydalı bitkilerin bir kısmını toplayacağız ve sizlere de bunları göstereceğiz. Hemen başlıyoruz. Şurada labada otu mevcut arkadaşlar. Sonbaharda çıkmış, ilkbaharda da yine görebileceğimiz bir bitki. Burada yılan yastığı dediğimiz ot var. Bunun da arkadaşlar yaprakları ve kökleri yeniliyor. Ancak zehirlilik özelliği de var. Başlayıp bu şekilde tüketmemiz lazım. Direkt işleme tabi tutmadan tüketilmez. Burada da kaz ayağı otu. Maydanozgiller familyasına ait havuç benzeri yaprakları var arkadaşlar. Kaz ayağı otu da oldukça lezzetli yemeği yapılarak tüketiliyor. Bu da doğada sonbaharda çıkmaya başladı. İlkbahara kadar doğada yapraklarını görmemiz mümkün. Daha sonra beyaz renkli çiçekleriyle bunu tanıyabiliriz. Hemen şurada kara hindiba otunun çiçek açmadan taze yaprakları. Hafif acımsı, baharatımsı bir yapıda ve bunun da yaprakları toplanarak salatalarda kullanılıyor. Evet, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Özellikle ebe güveci bitkisi var. Büyük bahçe ebe güveci. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yaprakları bu şekilde, birçok şeyde kullanılıyor. Sarması bile yapılabilir. Burada da kereviz bitkisinin yabanisi var arkadaşlar. Yabani kereviz otu. Yaprakları oldukça hoş bir aromaya sahip şu anda. Kurutularak yaprakları da baharat olarak kullanılıyor. Aynı şekilde yemeği de yapılabilir. Burada yağ marulu dediğimiz bitki var. Bakın arkadaşlar, sütlüce otu da deniyor. Kökünde, yapraklarında süt kıvamında bir öz sıvı mevcut. Hemen gösterelim bu şekilde. Ve bu da salatalara kullanılan marul benzeri bir bitki.